2025 YKS Tayfa. Hoş geldiniz arkadaşlar seminerimize. Tek kuzen, öğrenci koçu, rehberlik uzmanı Rukiye Tuğba Boğa ben. Merhabalar Merve'cim, Sümeyye'cim. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Nasıl gidiyor yaz tatili? Nasıl hissediyoruz kendimizi? Hadi bakalım toparlanalım. Hızlı bir giriş yapacağım. Başlayacağız hemen. <laughs> kimler var aramızda? Kimler mezuna kaldı? Kimler ilk kez hazırlanıyor? Kimler hangi bölümleri hedefliyor? <laughs> Nereden başlayacağımıza emin değiliz hocam. Gülencim çok haklısın. Ama ben de tam olarak bu semineri bunun için yapıyorum zaten. İlk kez girecek olanlar var. Mezun olanlar var. Merve mezuna kaldı. Esma Nur mezun. Zellal ilk kez girecek. Tıp hedefi olanlar var. Başka kimler hangi bölümleri hedefliyor? Furkan 12'ye mi geçtim? <laughs> Esma Nur mezun. Çok güzel. Hukuk. Gülen hukuk istiyor. Moleküler biyoloji Esma Nur. Harika. Psikoloji. Ben Sayısalcıyım ilk kez gireceğim. Çok güzel. Wow. Hava subayı olmak isteyenler var. Aşırı havalı bölümler. Vav! wow, wow. wow. <laughs> Mimarlık, diş hekimliği, İngilizce öğretmenliği. O zaman sen YDT'ye de gireceksin, değil mi? Esmanur sağlık istiyor. Çok güzel. Harika. Arkadaşlar bugünkü seminerimizde bu seminere, bu seminerde sınava girecek adayların yani sizlerin sınavı yakından tanıması gerektiğini, doğru ders çalışma yönteminin ne olduğunu, ne zaman konu çalışıp ne zaman soru çözmeniz gerektiğini, tekrar periyotlarını neye göre ve nasıl hazırlamanız gerektiğini, öğrendiğiniz bilgileri, soruya hangi basamaklardan sonra aktarabileceğinizi ve çok daha fazlasını öğreneceksiniz arkadaşlarım. Eğer herkes hazırsa, çayımızı, kahvemizi, soğuk su soğuk suyumuzu aldıysak arkadaşlar, seminerimiz başlıyor. Hazır mıyız? Herkesin dikkatinin bende olmasını istiyorum arkadaşlar. Hazırsak başlayacağım. Çok hazırız hocam. O zaman harika. Seminerimiz başlıyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar seminerimizde zaten farkındaysanız şuradaki ilk koşul sınavı yakından tanımamız gerektiğinden bahsettim. Peki nedir bu YKS? Yani biz YKS'ye dair neler biliyoruz arkadaşlar? YKS ne sınavı? Kimler girer ya da hangi bölüm için hangi sınavlara girmemiz gerekiyor? Yani YKS sizin için nasıl bir anlam ifade ediyor? Geleceğiniz sınavı araştırdınız mı? Ne kadar tanıyorsunuz? Kaç yılda bir yapılıyor? Bunları biliyor musunuz? Hadi herkes YKS ile ilgili bildiği her şeyi yazsın. Bakalım kimler neler biliyor? YKS ne sınavı? Ne kadar tanıyorsunuz? Mesela Merveciğim sen İngilizce öğretmeni olmak istiyorsun, İngilizce bölümü okumak istiyorsun. Hangi sınavlara girmek istiyor? Hangi sınavlara girmen gerekiyor? Bunu biliyor musun? <laughs> YKS heyecan sınavı, stres sınavı. E bizim hiç YKS ile ilgili güzel bir anımız yok mu arkadaşlar? YKS beni hedeflerime ulaştıracak sınav. YKS bana hukuk fakültesinin kapılarını açacak sınav. Bana tıp fakültesinin kapılarını açacak sınav demeniz gerekiyor lütfen. Olumsuz hiçbir yargı istemiyorum arkadaşlar. Seminerin kuralı bu. Anlaştık mı? <laughs> evet Furkan doğru biliyorsun 2 yıllık bölümler için sadece TYT yeterli 4 yıllık isteyenler AYT'ye de giriyorlar doğru biliyorsun YKS beni doktor yapacaksın ama aynen öyle mi? işte bu istediğim şey bu stres yok mesela neden streslisiniz stres ve heyecan yazanlar neden heyecanlı neden stresli şu an aşılamayacak olan şey ne Furkan sana helal olsun. İnşallah hedefine ulaşacaksın. Bak Furkan diyor ki MSV, MSV ve TYT gerekiyor. Bana hava as subayı yapacak sınav olarak nitelendiriyorum hocam diyor. Tam istediğim yanıt işte bu. O zaman gelin bir de YKS neymiş benden dinleyin arkadaşlar. Arkadaşlar YKS farklı oturumlarda yapılan üniversiteye giriş sınavı. Aslında belirli periyotlarda ismi değişiyor ama temel mantık değişmiyor. İki oturumdan oluşuyor. Hedefinize göre e, branşlarınız değişebiliyor. Mesela Furkan'ın da az önce söylediği gibi arkadaşlar. iki yıllık bölüm hedefleyen öğrenciler sadece TYT puanını kullanabiliyorlar. Dört yıllık herhangi bir fakülteye yerleşmek istiyorsak kendi istediğiniz bölümün branşından sayısal, sözel ya da eşit ağırlık olmak üzere AYT sınavlarına giriyoruz. Dilci öğrencilerimiz Fransızca, İngilizce, Almanca, İspanyolca gibi gibi gibi. Rusça. Bütün yabancı dillere ait neredeyse ülkemizde yabancı dil testi yapılıyor. E, bu sınava da yabancı dil okumak isteyenler yani e, mütercim, tercümanlık, o dilin öğretmenliği, o dilin edebiyatı gibi bölümleri okumak isteyen öğrenciler giriyor arkadaşlar. Ve bu öğrenciler için de AYT ne kadar önemliyse YDT de o kadar önemli oluyor. Ve ÖSYM'nin şöyle bir dağılımı var arkadaşlar. İki oturumlu bir sınava giriyorsun. Senin hedef örnek veriyorum 4 yıllık bir lisans bölümü %40'ını TYT'den alırken puanını %60'ını AYT ya da YDT'den alıyorsun. Dolayısıyla AYT bir tık daha zorlanılan bir kısım ama TYT de çok temel kısım olduğu için TYT'yi halletmeden AYT'ye zaten istesen de geçemiyorsun. Ve özellikle ilk kez girecek öğrenciler e, şu an ekrandaki görüntünün kaydını çık diye alsınlar. Çünkü burada soru dağılımlarını ve süreleri de yazdım arkadaşlar. Sonra ihtiyacınız olursa ekran kaydını açıp ihtiyacınızı giderebilirsiniz diye düşünüyorum kıymetli öğrencilerim. Alın ekran kaydını bir 10 saniye bekleyeyim ben size. Sonra hemen diğer sayfamıza geçelim. Aldık mı? Eğer aldıysak geçiyorum arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Çok bomba sorular hazırladım sizin için. Bakalım bu sorduğum sorulara kimler nasıl yanıtlar verecek? Arkadaşlar öncelikle nasıl ders çalışırsanız maksimum verim alabilirsiniz? Bunun üzerine hiç düşündünüz mü? Ya da bunun yanıtını biliyor musunuz? Kimler biliyor, kimler bilmiyor? Şu an bu seminerde olan YKS 25 tayfa. Nasıl ders çalışırsanız maksimum verim alabilirsiniz? Bunu biliyor musunuz? Furkancığım e, TYT 135 dakika 120 sorudan oluşuyor. Herkesten yanıt bekliyorum. Merve diyor ki hayır hocam bilmiyorum bilsem zaten seminerde ne işim var de bana. <laughs> buna öğrenmeye geldiniz zaten. Ama bilenler de var. Şengil diyor ki bilinçli bir şekilde çalışırsam ama bilinçten kastımız ne? Bunu biraz açmanı istiyorum. Esma Nur planlı ve düzenli çalışırsak verim alabiliriz hocam. Evet ama bu plan ve düzen neye göre kime göre nasıl oluşturulur? Bunu biraz açacağız. Gülen diyor ki kendi kendime anlatırım ben sanki öğrencilere anlatır gibi aşırı verimli oluyor. Gülen'cim çok yüksek bir ihtimalle öğrenme yapın daha işitsel daha duysal olabilir yani sen kendi sesinden bile öğrenebilen bir öğrenci olabilirsin diye tahmin ediyorum bunu birazdan keşfedeceğiz zaten okey cevaplar çok güzel geliyorum ikinci soruma arkadaşlar sizce konuyu tam olarak öğrendikten sonra mı soru çözümüne geçmelisiniz yoksa belirli periyotlarda zaten soru çözülmeli mi kocaman bir soru işareti herkesten yine yanıt bekliyorum Evet Esma Nur diyor ki hatta şeyden başlayalım Barış'ın yanıtından başlayalım Barış disiplinli demiş evet okey ama disiplin Nasıl oluşturulur? Önemli olan kısım bu. Bıyıklı hocadan dinleyerek ve günde en az 6 saat çalışarak Sümeyye'cim bıyıklı hoca kimlikte senden duyuyorum. <laughs> Çok tatlısın. Esma Nur düzenli olarak tekrar ve soru çözerek eksikliklerimizi analiz ederek deneme sonuçlarımızdan eksikliklerimizi tespit ederek ve eksikliklerin üzerinde durarak. Vav diyorum Esma Nur. Aysun, sessiz ortamda çalışırsam ders videoları ve soru kitaplarıyla çalışmalarımızı desteklersek öncelikle de hedef belirlersek. Evet, kısmen doğru. Erken vakitlerde çalışmak, gün içinde yoğun olarak fazla ders yerine az ve öz çalışmak. Aynen öyle. Nisanur hiçbir zaman ve diğer öğrencilerim hepinize söylüyorum. Hiçbir zaman kendinizi saatlerle yarıştırmayın arkadaşlar. Çok fazla masa başında duran öğrenci çok çalışıyor demek değildir. O çok öğrenecek demek değildir. Benim önüme geçecek demek değildir. Bu masa başında ne yaptığın önemli. 5 saat çalışıyorsundur, 1 saati verimli geçiyordur. 4 saatin çöpe gidiyordur. Yazık. Bunu kendinize yapmayın arkadaşlar. Evet ikinci sorumun yanıtı Sümeyye diyor ki hemen sonra soru çözülmeli. Konuyu aşama aşama çalışıp soru çözmeliyiz. Evet bence belirli periyotlarda aynen öyle. Esma Nur diyor ki kolaydan zora doğru giderek wow, ne kadar bilinçli bir YKS kitlesiyle karşı karşıyayım. Çok güzel arkadaşlar. Ben konuyu öğrenip daha sonra soru çözümüne geçince verim alıyorum hocam. O zaman süper. Geliyorum üçüncü soruma arkadaşlar. Peki Netlerinizi artırmak için sadece konu çalışması yapıp soru çözmeniz yeterli mi arkadaşlar? Yani tek kural konu çalış soru çöz tamam bu soru sende diyebiliyor muyuz? Bunun kuralı var mı? Bunu her yapan o soruyu kesinlikle doğru yapıyor ve netleri arşa çıkıyor mu? Kesinlikle. Denemede kendimizi analiz etmeliyiz. Sınav provası yapmalıyız. Aynen öyle. Gerekirse arkadaşlar aralara farklı çalışmalar eklemeliyiz. Yani şöyle bir kural yok ki konu çalışan, soru çözen herkes öğrenir. Konu çalışan, soru çözen herkes o soruyu doğru yapar. Böyle bir kural yok unutmazına göre tekrar etmen lazım. O sorudan farklı varyasyonlarını çözmen lazım. Bir kere o edindiğim bilgiyi sınava kadar unutmaman lazım. Lazım da lazım arkadaşlar. Çok fazla şey var. Evet Esma Nur düzenli deneme çözmeliyiz. Eksikliklerimizi tespit etmeliyiz. Ama arkadaşlar bunlar söylemde kolay, faaliyette zor şeyler. Hele ki biri öğrenci tek başına çalışıyorsa çok zor. Bu dediğiniz her şeyi TYT'nin bütün konuları, AYT'nin bütün konuları için yapmak bir öğrenci için neredeyse imkansız. Kimler destek alıyor bu arada? İçinizde var mı profesyonel bir koçluk, rehberlik, bir program, dershane, kurs, uzaktan eğitim desteği alanlar? Çok güzel Furkan'cığım. Nasıl gidiyor? Dershaneden başladı mı peki? Şimdi geliyorum. <laughs> Yaz kursu bitti bugün. Harika erken kalkan yol alır. Arkadaşlar bu sorduğum temel 3 sorunun yanıtını size çok güzel bir örnekle açıklayacağım ki benim Ali ile Veli örneğim o kadar meşhurdur ki hatta o kadar da çok taklit edilir ki arkadaşlar. Gelin bakalım Ali ile Veli üzerinden bu verdiği bu sorduğum soruların doğru yanıtlarını ele alalım. Bakalım tek bir kural mı varmış? Kişiden kişiye göre kurallar, kaideler değişiyor muymuş? Hazırsanız örneğime geçiyorum arkadaşlar. Karşınızda Ali'miz ve Veli'miz takdim ediyorum size. Arkadaşlar Ali ile Veli'nin çok fazla ortak özelliği var. Aynı mahallede aynı yıl doğdular. Aynı okulda aynı sınıfta okudular. Aynı öğretmenlerden ders aldılar. Aynı kitaplardan ders çalıştılar. Üstelik Ali ve Veli'nin ders çalışma saatleri ve bir yılda toplam yaptıkları çalışma süreleri dahi aynıydı. Derken arkadaşlar YKS geldi çattı. Ve Ali başarısız olurken Veli başarılı olmuştu ama nasıl? Tamamen aynı şartlara sahipken arkadaşlar nasıl Ali başarısız oluyor da aynı çalışmayla Veli, Veli başarılı oluyor? Herkesten yanıt bekliyorum. Bakalım kimler doğru yanıtı verecek? Merve'cim TYT için kesinlikle bize kaydolmak çok güzel bir fikir. <laughs> Arkadaşların tavsiye etti. Arkadaşların kayıtlı öğrencilerimiz. Çok var bu arada grup şeklinde tek üzerine kayıt olan, Arkadaşlarla birlikte kayıt olan kuzenini, kardeşini, komşusunu, ablasını, abisini kayıt ettiren çok fazla öğrenci var. Yani referans üzerine gelmiş olman da beni ayrıyeten mutlu etti tabii. Şimdi geliyorum sorumun yanıtına. Çünkü veri daha çok verimli çalışıyor. Bakın arkadaşlar burada verim verimsizlik olayı değil. Aynı şekilde çalışıyorlar. O yüzden verim çok genel geçer bir kavram. Verimi bir kere e, direkt devre dışı bırakanın Verim değil. Bilinçsiz çalışması diyen var. Ali'nin motivasyonu daha yüksek diyen var. Kendi çalışma stilini bilmediği için. Evet aynen öyle Esma Nur. Şimdi geliyorum bu sorunun bu sorunun doğru yanıtına. Arkadaşlar evet Ali Veli gibi çok çalışıyor. Ama zaten amaç çok çalışmak değil ki. Boşa çalışıyor. Ali başarısız oluyor. Çünkü uyguladığı program kendi öğrenme yapısına uygun değil. Veli'nin öğrenme yapısına uygun ama Ali'nin öğrenme yapısına uygun değil. O yüzden şunu kesinlikle unutmuyoruz değerli öğrencilerim. Evet her biriniz mutlaka her konuyu öğrenirsiniz. Zaten insan zihni öğrenmeye dayalı bir zihin. Öğrenilemez hiçbir bilgi yok ama yöntem, taktik, süre, şekil farklı. Ben 3 saatte öğrenirim. Esma Nur 2 saatte öğrenir. Ben yazarak öğrenirim, öğrenirim. O dinleyerek öğrenir. Merve anlatarak öğrenir. Yani biz aynı bilgiyi öğrenmek için bile farklı yollara ve yöntemlere başvururuz. Çünkü unutmayın ki arkadaşlar her öğrenci her bilgiyi öğrenir ama her öğrenci farklı öğrenir. Bu yüzden kendi öğrenme yapınızı, Öğrenme stilinizi çok iyi analiz etmeniz gerekiyor. Kendinizi çok yakından tanımanız gerekiyor. Peki aranızda tek uzemin eğitim analizlerine katılanlar var mı arkadaşlar? Kimler tek uzemin eğitim analizine katıldı? Gülen katıldı. Başka? Şengül katıldı. Furkan'cım şimdi seminer sonrasında katılman için nereden gireceğini göstereceğim. Merve'cim sana da göstereceğim. Arkadaşlar bu analizi kaçıran çok açık ve net söylüyorum. Analizi yapmayan çok şey kaçırır. Çünkü bu bahsettiğim analiz Türkiye'de sadece tek uzam eğitim kurumlarında bizde uygulanan bir analiz ve %100 geçerliliği olan bir analiz. Ve bu analizde arkadaşlar ihtiyacınız olan her şey bakın bir sınava hazırlanan öğrencinin öğrenme yapısını, öğrenme yöntemini, zeka tipini, öğrenme hızı, unutma hızı, stres, kaygı, düzeyi, öz disiplini, dikkat dağınıklığı, sınava verdiği önem, hangi yöntemleri uyguladığında daha fazla öğrendiği, öğrendiği bilgiyi kaç günde unuttuğu gibi öğrencilerin ihtiyacı olan bütün veriler çıkıyor ve farkındaysanız karşınızda örnek bir öğrencimizin eğitim analizi sonuçlarını aldım. Sizin de böyle analiz sonucunuz çıkacak. Mesela bu öğrenciye baktığımızda ne görüyoruz arkadaşlar? Sizce bu öğrenci nasıl bir öğrenci? Nasıl ders çalışmalı? Buna dair var mı fikirleriniz, önerileriniz? Mesela öğrenme stili görsel diyor. Senin kendinin görsel olduğunu bilmen sana yetmez. Görsel öğrenme yapısına sahip bir öğrenci nasıl ders çalışmalı bunu biliyor musun? Ya da bunu bilsen de uyguluyor musun? Arkadaşlar bilmeyin, bilmenin hiçbir anlamı yok. Bildiğiniz şeyleri hayata geçirmiyorsanız, uygulamıyorsanız o bilgi sadece yüktür. Ya da ben görüyorum öğrencimin dikkat dağınıklığı yüksek. E öğrenci de biliyor ama buna uygun bir mola periyodu ya da ara periyodu uygulamıyorsa bunu bilmesinin ona hiçbir kazancı yok. Ya da bu öğrencinin öz disiplini çok düşük. Bu öğrenci disiplin olmakta güçlük çekiyor. Bu ne demek oluyor? Öğrencinin yönlendirilme, güdülenme, kontrol mekanizmasına ihtiyacı var. Bunu uygulaması gerekiyor. Yani sadece analize girdim, çıktım, kendimi tanıyorum, okey. Ama aynı yöntemle çalışacağım, hayır. Kendini tanıyorsan, tanıdığın verileri sistemine oturtmalısın. Ki bizim aranızda kayıtlı öğrencilerimiz mutlaka vardır arkadaşlar. Tek uzeme kayıt olan her öğrenci kayıt olur olmaz eğitim analizine giriyor ve bizim yapay zeka sistemimiz öğrencinin analizinden çıkan bütün verilere göre öğrenciye özel çalışma önerileri, spesifik taktikler ve yöntemler sadece o öğrencinin ihtiyacı olan bilgiler veriyor. Yani öğrenciye zorunlu bir şekilde kendisine uygun yöntemi uygulattırıyor. Zaten bunu yaptığımız için arkadaşlar başarı oranımız bu kadar yüksek. Yoksa sadece öğrenmeniz üzülerek söylüyorum yeterli değil. Tabii ki bir öğrencinin sadece analizini yapması, ona uygun öneriler alması da yeterli değil. Çünkü arkadaşlar sizin girdiğiniz sınav onlarca dersten, yüzlerce konudan, belki binlerce alt konudan oluşuyor değil mi? Mesela size sorsam TYT'de kaç tane ünite vardır arkadaşlar bütün derslerden? Evet Merveciğim unutma hızı çok yüksek olduğu için çok sık tekrar yapmalı doğru yeri görmüşsün. Hayır Furkan 80-90'dan daha çok ben size şöyle söyleyeyim arkadaşlar sadece matematikte 40 küsürse bunun düşün ki coğrafyası, tarihi Türkçesi, felsefe, din kültürü, fizik, kimya, biyoloji arkadaşlar yüzlerce konu, yüzlerce ünite var farkında mısınız? Hadi bu TYT olsun. Peki AYT eşit ağırlıkçılar bir düşünsün kaç konu var? Sayısalcılar bir düşünsün kaç konu var? Sözelciler bir düşünsün kaç konu var? Yani toplasak arkadaşlar ortalama söylüyorum ya da YDT bölümüne göre kaç konusu var? Hesaplasa arkadaşlar ortalama nereden baksan minimum 500 tane konudan sorumlusun. Bak konu diyorum ünite yani toplamda senin öğrenmen gereken ünite sayısı 500. TYT, AYT ve YDT için. Ve biri bana gelip de şunu diyebilir mi arkadaşlar? Hocam ben 500 konudan hepsini kendimi tanıyorum seviye belirleme sınavını aldım. Hepsindeki seviyemi biliyorum. Hepsinde kaldığım yerden devam edebiliyorum. Bunu diyebilen var mı arkadaşlar? Ya da bu 500 ünitede 500 ünitede hangi ünitede ne kadar ilerlemiş bunu görebilen, tespit edebilen var mı? Bakın kazandıracak noktayı söylüyorum. Bence bu söylediğimi kulaklarınızı dört açın arkadaşlar. Gerçekten zihninize kazıyın. Çünkü kazanan öğrenciler Konu bazlı çalışma yapıyor arkadaşlar. Bakın ders bazlı bakıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz. Matematik kendi içinde 30'a 40'a ayrılıyor. Sen matematiğin 30 ünitesi, 40 ünitesinde aynı seviyede olamazsın. Bak Merve de diyor ki Mervec'im tebrik ediyorum. Farkındalığı yüksek bir öğrencisin. Hocam diyor 500 tane konudan 5 tanesini tanısam yanıma kar diyor ki arkadaşlar başarılı olmak için Hepsini bilmeniz gerekiyor. İşte yine biz Tekuzem olarak arkadaşlar Türkiye'de hiçbir eğitim kurumunun yapmadığı konu bazlı seviye belirleme sınavları yaparak kayıtlı olan öğrencilerimizin hangi ünitede, hangi alt konuda, hangi derste, hangi seviyede olduğunu ölçüyoruz. Ve öğrenciye o konu bazlı program hazırlıyoruz. Yani öğrenci problemlerde temel seviyede ise daha temelden başlıyor. Üstü sayılarda ileri seviyede ise daha ileri düzeyden başlıyor. Yani öğrenci o dersin içinde bile konulara göre farklı türden çalışmalar yapıyor. Az önce de söylediğim gibi bizim arkadaşlar kurum olarak başarı oranımızın, derece oranımızın ve diğer kurumlara nazaran kayıt alma oranımızın yüksek olmasının sebebi bu. Ama dershaneye gidenler var. İçinizden soruyorum. Furkan dershaneye gidiyorum dedim. Farklı bir kurumdan destek alıyorum dedim. Hangi dershane ya da kurum sana 500 tane konudaki seviyeni tek tek çıkarıp Furkan bu konuda temel seviyedesin. Sana ön hazırlık yaptıracağım. Furkan bu konuda orta seviyedesin. Sana detaylı konu tekrarı yaptıracağım. Furkan bu konuda üst seviyedesin. Sana zor seviyede pekiştirme soru çözümü yaptıracağım dedi. Arkadaşlar samimi olun. Bunu diyen herhangi bir kurum var mı? Ya da gördünüz mü? Görüştünüz mü? Bu, bunun olduğunu biliyor musunuz? Peki Furkan'cığım şimdi sana 5 e, haftada tüm TYT'yi bitirten kurum aslında bütün yükü sana attı değil mi? Bak şu an sınava nereden baksan 10 ay var. Diyelim ki önümüzdeki yıl Haziran'da oldu doğumlusuna. Şimdi sen onayda o öğrendiğin konulardan sorumlusun. Unutmamak için tekrar yapacaksın. Kendi kendine deneme yapacaksın. Deneme analizini kendine yapacaksın. Eksiğini bulacaksın. Vakit bulursan geri döneceksin gibi gibi. Yani aslında belki de dershaneye gitmek senin yükümlülüğünü artırdı. Yani seni karlı bir konuma getirmedi. Ama o kadar ücret verdin ve zamanı vereceksin. Daha dönem başlayacak. Haftanın 5 günü, 6 günü, bazı haftalar 7 gün dershaneye gideceksin. Ve sana özel bir çalışma yok. Sizce de arkadaşlar bu çok büyük bir kayıp değil mi? Bu çok büyük bir kayıp. Çünkü dershanelerin ya da diğer kurumların arkadaşlar sadece dershane demiyorum. Şu an e, online eğitimler de çok revaçta. Ve genelde kurumların mantısı arkadaşlar şu bir derste ya iyisin ya kötüsün. Bak iki tane basamak var iyi kötü. Peki bu öğrenci orta olamaz mı? Bu öğrenci çok iyi olamaz mı? Bu öğrenci çok 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 kötü olamaz mı? Yani ben şimdi hepinizi matematikte seviye ölçüm sınavına alsam sıfır net çıkaranla on net çıkaran aynı mı arkadaşlar? Ben şunu mu diyeceğim? Sen sıfır net çıkardın sen de kötüsün. Sen on net çıkardın sen de kötüsün. Sen yirmi net çıkardın sen de kötüsün. Hayır bak başarısızlığın ya da bilmemezliğin bile bir seviyesi var. Bir çok temel var. Bir başlangıç var, bir orta var, bir iyi var, bir de çok iyi var. Ve bunların hepsi 500 konunun tamamında var. Ama sen bir öğrenci olarak Belki de arkadaşlar biraz vicdan rahatlatıyoruz. Dershaneye gidiyoruz, özel ders alıyoruz, X kurumuna, Y kurumuna kayıt oluyoruz. Zannediyoruz ki ben işte online eğitim aldım, annem babam da görüyor, bilgisayarımın karşısına da geçtim. Ben güzelce elimde kağıdımda defterim bana kitapta yolladılar. Ben böyle izleyeceğim, o bilgiler tak 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 benim zihnime gelecek zannediyoruz değil mi? Ama arkadaşlar şu an ben yaz döneminde en çok kimlerle görüştüm biliyor musunuz? 2024 sürecini dershanelerle tamamlayan öğrencilerle ve 1 milyon sıralama yapmışlar arkadaşlar. 1 milyon, 2 milyon, 500 bin, 700 bin. Sizce bu sıralamalar için dershaneye ihtiyaç var mıydı gerçekten? Ya da öğrencilerin dershaneye yazılırken ki sıralama hedefleri bu muydu? Ve diyorlar ki hocam artık tövbe bana bireysel eğitim vermeyen, beni takip etmeyen, bana program hazırlamayan bir kuruma ne ben paramı, ne zamanımı, ne psikolojimi veririm. O kadar ailem zorlandı. Bütçe ayırdılar. 2 saat gittim, 2 saat geldim. Kar oldu, çamur oldu, tatil oldu. Öğretmen hasta oldu, ben hasta oldum. Gittim, gidemedim ve yolun sonunda sıralama 1 milyon. E hedefinin çok gerisindesin. Bak yine geldin, yine hazırlanıyorsun. Bir yıl aynı stresi yaşayacaksın. Ama bizi tercih ettikleri için aynı stresi değil çok daha düzenli disiplinli bir kere vakitten ücretten nakitten tasarruf ederek daha bilinçli çalışacaklar çünkü karşınızda gördüğünüz ekranda arkadaşlar biz öğrenmeyi 5 basamağa bölen Türkiye'deki tek eğitim kurumuyuz arkadaşlar diğer bütün eğitim kurumlarını düşünün online örgün reklamları olan olmayan çok bilindik bilinmedik eski yeni fark etmez tüm eğitim kurumlarını şöyle bir kenara koyun Tekuzemi bu kenara koyun ve deyin ki Tekuz'dan benim 500 konudaki seviyemi ölçecek. Tekuz'dan benim 500 konudaki seviyeme göre bana diyecek ki bu konuda git ve ön hazırlık yap. Ön hazırlığı orada burada şurada yapma ben sana yaptıracağım diyecek. Bu konuda git ve canlı konu anlatım dersine gir öğretmenin seni bekliyor diyecek ve sen o derse gireceksin. Bu konuda git sen ileri seviyedesin alıştırma soru çözümü yap. İster sistemdeki sorulardan ister elindeki kaynaklardan fark etmez. Yani tek uzam senin zamanını ve geleceğini önemseyen bir kurum. Bütün konulardaki seviyeni ölçerek seviyene göre sana özel bir program yapıyor. Ve şunu çok samimi bir şekilde söylüyorum arkadaşlar. Hangi çalışmayı ne zaman yapmanız gerektiği seviyeniz belirlediği için seviyenize uygun bir çalışma yaptığınız takdirde öğrenemeyeceğiniz hiçbir konu, çözemeyeceğiniz hiçbir kalıpta soru yok. Sizin şu an zorlanmanızın sebebi seviyenin ya üzerinde ya altında kalıyorsun. Tam seviyeni yakalayamadığın için sorular ya sana kolay ya zor geliyor. Genelde de zor geliyor. Çünkü dershane, okul ya da diğer kurumlarda Çat diye konu anlatımından daha bismillah demeden başlıyorlar. Ama öğrenciye ben bir bakıyorum arkadaşlar. Öğrenci daha temel işlem basamağını bilmiyor. Dershaneye gidiyor hadi başlıyorlar üstü sayılardan. Öğrenemezsin. İstersen 2 saat matematik dersi al. Temelini kuvvetlendirmediğin zaman hiçbir matematik konusunu öğrenemezsin. Furkancı meslek serisin ki özellikle arkadaşlar bakın. Siz pandemi sürecine denk geldiniz. Ben sizi hatırlıyorum. Galiba o zaman 9. ya da 10. sınıftınız sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Pandemi sürecinde o kaybedilen 1-1,5 bir, bir yıl var ya çöp çöp çöp. Orada ya TYT konularınız kaçtı ya AYT konularınız kaçtı. Ve şu an siz hala onun eksikliğini yaşıyorsunuz. Farkında mısınız? Ama bu eksiklik Furkancım 4-5 haftada hızlı tekrar ya da YouTube'da benim de karşıma geliyor. Gel 40 günde TYT'yi bitirelim. Nasıl bitireceksin? Bu gerçekçi bir vaat değil. Ben sıfırsam 40 günde TYT'yi nasıl bitiriyorum arkadaşlar? Fizik, kimya, biyoloji, matematik, geometri, tarih, coğrafya, Türkçe, felsefe, din kültürü bu kadar dersi sıfırım, meslek liseliyim. Çok iyi bir öğrenci değilim ve 40 günde bitireceğim öyle mi? Siz de buna inanıyorsunuz ya da biz de buna inanıyoruz. Gerçekçi vaatler değil arkadaşlar. O yüzden ben söylüyorum. Bakın biz olalım ya da olmayalım ya da dershaneye gidin başka bir kuruma gidin. Nereye gittiğiniz önemli değil. Ama diyorsanız ki ben başarılı olmak istiyorum. Başarılı olmak için arkadaşlar seviyenizi ölçmeli. Seviyenize göre çalışmak zorundasınız. Yani sen matematikte temelin yokken gidip soru çözmemelisin arkadaşım. Çözemiyorsun zaten çözemezsin. Ya da. Coğrafyada geçen yıl Hullemişken ileri düzeye çıkmışken bu yıl aman yine de ne olur ne olmaz gideyim konu çalışayım diyerek coğrafyaya günlerini ayırmamanızı zaten yapmışsın ne gerek var zaten seviyen ileride bak ben ne demişim ileride olan öğrenci alıştırma soru çözümü yapacak demişim. Gibi. Bence bu sayfanın ekran kaydını alın arkadaşlar çünkü buradaki bilgiler sadece bizde dediğim gibi diğer kurumlar öğrenmeyi iyisin kötüsün ya konu çalışırsın ya soru çözersin ikiye bölüyor ve bu ikinin arasında garanti öğrenmeniz için arkadaşlar biz 3 basamak daha ekledik dedik ki temel olabilirsin başlangıç olabilirsin orta olabilirsin ileri olabilirsin üst olabilirsin ve her ne olursan ol yine gel diyormuşum. <laughs> ve her ne olursan on, ol, ona göre bir çalışma stratejisi ve taktiği türü var arkadaşlar. Bunu da sadece biz yaptırıyoruz. Şimdi geliyorum size o çok bahsettiğim eğitim analizlerimize ve seviye belirleme sınavlarımıza yani örnek içeriklerimize hemen gelelim. <laughs> Evet ben de çok heyecanlandım Merveciğim. Çok beğeneceksiniz. Bak Esma Nur pandemi de işte ben biliyorum arkadaşlar sizin jenerasyon TYT bir kere çöp oldu. Çöp yazık günah oldu yani. Ciddi söylüyorum. Aynen öyle. Cemileciğim hangi bölüm istiyorsun? 35K güzel tebrik ederim. Bak Cemile'nin yazdığını herkes bir okusun arkadaşlar lütfen. Cemile çok başarılı bir öğrenci. 35K yapmış. Tebrik ediyorum. Ama bununla yetinmiyor. Hedefi çok daha üst. Bak Cemile diyor ki arkadaşlar 24 tayfa olarak şunu söyleyebilirim ki eğer dershaneye günü gününe takip etmeyecekseniz hiç gitmeyin. Çünkü orada bir konu geri kalınca diğerlerini de kaçırıyorsun ve her öğrenciyle ilgilenilmiyor çalışmadıktan sonra. Arkadaşlar bir kere zaten benimle ilgilenirsin gibi bir beklentiniz varsa dershaneye zaten gitmeyin. Dershanenin böyle bir altyapısı yok. Oradaki matematik hocasının bin tane öğrencisi var. Senin çözemediğin soruya dönebilir mi? Bak mantıksal düşün ki ben de daha önce dershaneye gitmiş bir öğrenci olarak söylüyorum. Bu arada ben öğretmenim arkadaşlar. Okul öncesi öğretmeniyim. Aynı zamanda rehberlik uzmanı ve öğrenci koçluğu yapıyorum. Benim zamanımda üniversiteye hazırlandığımda dershaneye gittiğimde biz çok affedersiniz arkadaşlar öğretmenlerin molalarını kovalardık ki ben bir yakalayayım hocayı sorumu çözdüreyim iki dakikada böyle yani öğretmen sigara içerken çay içerken kahve içerken bana anlatıyordu ama anlamıyorum. O, tamam hocam çok teşekkür ederim hani mahcubiyetle çat git yerine sırana otur öğrendin mi hayır. Eee? Ne anlamı kaldı? Bir de o kadar emek yani yazı, kışı şu an mesela çok sıcak. Ben Ankara'da yaşıyorum. Merkezimiz Ankara'da. Ya şu an ben dershaneye giden bir öğrenci olmak istemem mesela. Bu sıcakta gideceğim kalabalık. İşte ne yiyeceğim, ne içeceğim, otobüse bineceğim, dolmuşa bineceğim, geri eve döneceğim, ne giyeceğim bugün, nasıl bir kombin yapacağım gibi 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 aklımı karıştıran bir milyon tane şey olur. Onun yerine kayıt olurum tek uzeme, Karşımda istersen pijamanla al eline soğuk kahveni, tak pipetini, tak kulaklığını bilgisayarın yoksa da telefonunla, geç balkona, geç ventilatörün önüne, geç klimanın önüne rahatça çalış. Ne ses var, ne gürültü var, ne de bir kaygı var. Çünkü insan yok yanında. Düşünsene çok büyük bir çok büyük bir konfor arkadaşlar bu. O yüzden lütfen sizden ricam sadece birkaç ay eğitim alacakmışsınız gibi karar vermeyin. Bunun bir yıl süreceğine yazının, kışının, bunalımının, hastalığının her şeyin olduğunu düşünerek karar verin. Ben şu an dershaneye gidenlere açık söylüyorum. Hayretle bakıyorum. O kadar para, o koşul, o kadar emek vereceksin. Ve inşallah diyorum hedefine ulaşır. Hani değer ama Sonuç da belli. Yani sonuç alan öğrencilerle görüşen kişi direkt ben olduğum için belli. Şimdi arkadaşlar sistemime giriyorum. Bu arada arkadaşlarım Seminere girerken hepiniz bir kullanıcı adı ve şifreyle birlikte girdiniz ya. Burası Tekuden'in giriş paneli bakın. Buradan gireceksiniz. O yüzden bu öğrenci girişi yazan kısma e-postanızı, şifrenizi yazıp giriş yap diyeceksiniz arkadaşlar. Bunu dediğinizde karşınıza yapay zekanın direkt arayüzü çıkacak. Sizi karşılayan hoş geldiniz sayfası çıkacak. Ve burada sol üst köşede adınız soyadınız yazacak. O bahsettiğim Türkiye'de sadece bizim yaptığımız eğitim analizlerimiz var ya arkadaşlar. İşte o eğitim analizi bilgisayardan girerseniz sağ üst köşede bildirimlerin hemen üzerindeki rakamda yazıyor. Yani yapay zekanın çalışması için sizi bekleyen birkaç tane göreviniz var. Bu görev işte sizi tanımak istiyor, sizin seviyenizi ölçmek istiyor, sizin hedefinizi bilmek istiyor, sınava kalan süreyi hesaplıyor, günde kaç saat çalışabileceğini hesaplıyor, sana özel bir program hazırlıyor. O bahsettiğim analiz işte burada arkadaşlar. Dediğim gibi çözmeyen çok şey kaybeder. Çözmeyenler için gösteriyorum burayı buraya tıklayın ve teste başla diyerek bir 10 dakikanızı ayırıp geleceğiniz için en güzel adımı atın arkadaşlar. Bu analizi çözdüm. Analiz sonucunuzda bütün öğrenme kimliğiniz, size özel çalışma önerileri, size özel seminerler sisteminize yüklenecek. Hatta kayıt olursanız da yapay zeka size özel analiz sonuçlarınıza bakarak özel yönlendirmelerde bulunacak ve bir dönem boyunca bu yönlendirmeler sürekli olarak sınava kadar devam edecek arkadaşlarım kayıt olduktan sonra bahsettim ya işte bu TYT AYT bütün derslerde konulardaki seviyenizi tek tek ölçeceğiz diye. İşte bunları ölçtüğümüz seviye belirleme sınavları da burada arkadaşlar. Kayıt olan her öğrenci bu sınavları çözmek zorunda ve yanlış anlamayın arkadaşlar bu sınavlar öyle gerçek sınavdaki soru sayısı gibi 10 tane, 20 tane, 100 tane değil. Her derste yüzlerce soru soruyoruz ki konu bazlı ölçtüğümüz için öğrenci diyelim ki Türkçede sözcükte, anlamda hangi seviyede, cümlede anlamda hangi seviyede, paragrafta hangi seviyede, noktalama işaretlerinde hangi seviyede gibi kaç tane ünite varsa bütün ünitelerdeki seviyesini yapay zeka tek tek ölçüyor. Ve bu sistemin en güzel yanı arkadaşlar, sistemi satın aldığınızda öğrencilerin en çok problem yaşadıkları kısım arkadaşlar, ben ne kadar ilerledim? Ya da ben ders çalışıyorum hocam ama netlerim artıyor mu? artmıyor mu? Verim alabiliyor muyum, alamıyor muyum? Kaygısı var ya hepimizin içinde. İşte yapay zeka bunu da çözdü arkadaşlar. Çünkü yapay zeka öğrenciye haftalık olarak o haftanın çalışmalarının yüzde kaçını yaptı? Yani o hafta hedefine kaç puan yaklaştı bunu ölçüyor. Mesela bu misalen burası bir örnek sayfa. Sizin şu an sınavınıza 46 hafta var. Ve hedefiniz de diyelim burada 80 yazıyor. 80 değil tabii ki de. Hedefimiz 450 puan. Ben kayıt olduğumda seviyem kaç puan? Diyelim 200 puan. Arada kaç puan fark var arkadaşlar? 250 puan fark var. 46 haftada 250 puanı nasıl arttırırım? Yapay zeka bunu hesaplıyor ve haftalık olarak sana görevler veriyor. Sen haftalık olarak görevlerini yaptıkça da sana haftalık olarak performans karnesi getiriyor. Diyor ki Esma bu hafta hedefine 15 puan yaklaştın tebrik ederim diyor. Ya da Esma bu hafta çalışma oranın çok düşük. Lütfen hızlan. Esma bu hafta verimliliğin %90. Tebrik ederim. Aynen böyle devam et. Esma bu hafta çalıştığın 8 konunun 6'sını öğrendin, 2'sini öğrenemedin. O 2 öğrenemediğin konuyu önümüzdeki hafta sana yeniden çalıştıracağım diyor. Yani sizin yaşadığınız en büyük eksiklik ben çalışıyorum. Ama doğru mu? Ama yanlış mı? ama öğrendim mi? ama öğrenemedim mi arkadaşlar? İşte yapay zeka bunu size haftalık raporlarla sağladığı için artık her şey çok daha somut, çok daha garanti bir şekilde ilerliyor. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Bu bu arada bizim eğer eğitim kadromuzu Örnek derslerimizi, örnek sınavlarımız, ders notlarımızı incelemek isterseniz de lütfen herkes arkadaşlar şu an ekranıma baksın. Kampüs alanında bütün örnek dersler, ders notları, sınavlar, her şey var. Bakın buradan bizim örnek derslerimizde izleyebilirsiniz arkadaşlar. Biz bu arada Türkiye'de açılan ilk uzaktan eğitim kurumlarından biriyiz. İsmimizden de anlayabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak. Yaklaşık Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Arkadaşlar. Ve özel yapay zeka koçluğunun yanı sıra yani siz bize kayıt olduğunuzda biz sadece sizde analizi aldık, sınavı aldık, program yaptık, haftalık geri bildirimde bulunduk, her hafta programı yeniledikle kalmayacağız. Arkadaşlar Eylül ayında bomba gibi canlı derslerimiz başlıyor. Türkiye'nin en iyi YKS hocalarıyla canlı canlı bütün müfredatı TYT'yi, AYT'yi sıfırdan bizimle alacaksınız. Haftanın her günü günde 4 saat canlı derslere gireceksiniz. Ve bu dersler kayıt altına alınacak arkadaşlarım. O yüzden derse giremedin mi? Cemile dedi ki hocam dershanede bir gün hasta oldun mu? Yandın daha geçmiş olsun bitti. Toparlanamazsın dedi. İşte bizim sistemimizin en güzel yanı ne? Bütün dersler kayıt altına alındığı için dersi kaçırdın mı? Hasta mı oldun? Elektrik mi gitti? İnternet mi gitti? Telefonun mu bozuldu? Hiç canını sıkmıyorsun. Otur oturduğun yerde ders bitti. Aç videosunu izle. Hem de istediğin kadar. Sınava kadar istersen 10 kere aynı konuyu mu çalışmak istiyorsun? Çalışabilirsin. Ve dersler arkadaşlar sadece konu anlatım olarak değil. Konu anlatım, detaylı tekrar, soru çözümü, yıl sonu kampları, çıkmış soru analizleri deneme analizleri, dijital pdf, 4 farklı kaynak taranarak oluşturulan ders notları, zengin notlar, içerikler hepsi olacak. Türkiye geneli 10 tane TYT, 10 tane AYT sınavınızda olacak. Yapay zekanın birebir koçluğundan, ekstra talebiniz doğrultusunda rehberlik desteğinden faydalanabileceksiniz. Yani bu sistem kaçmaz diyebilirim. Eğer 25'te ben derece öğrencisiyim hocam. Eve kendimi kapatacağım. Daha az çalışacağım. Daha verimli çalışacağım. Daha kontrollü ilerleyeceğim. Kesinlikle başaran tarafta olma, olmak istiyorum diyorsanız kesinlikle tek uzeme kayıt olmalısınız arkadaşlarım. Şimdi geliyorum. Arkadaşlar, bu yıl dediğim gibi çok önemli bir yıl ki 24'ten çıkan e, YKS Zedeler diyorum ben onlara aflarına sığınarak ertelediler, ertelediler, pişman oldular. Siz erteleyen tarafta olmayın, verimli çalışın, seviyenize göre ne çalışmanız gerekiyorsa onu çalışın, geleceğinizi, hayallerinizi riske atmayın ve bir yıl daha gecikmeyin arkadaşlar. Bu yıl kazananlar listesine isminizi yazdırın ve bu tek uzamle çok mümkün. Eğer bu bahsettiğim sisteme canlı derslerimize kayıt olmak isterseniz de arkadaşlar şu an dev bir indirim kampanyasındayız. Şu an kayıt olan bütün öğrencilere sistem üzerindeki fiyattan tamı tamına %50 indirim yapacağım. Şu an sayfada 15.000 TL'lik bir tutarı var. Hatta birlikte bakalım. O sadece TYT mi? %50 indirim var arkadaşlar. Semen neden ayıp olsun söyleme ayıp değil söylüyorum. <laughs> Tutarı çok 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 uygun. Arkadaşlar ikili paket düşünenler 15 bin lira sayfa fiyatı seminere özel bakın altını çiziyorum %50 indirim. %50 indirimle birlikte 7.500 TL'yi ikili paketi alabilirsiniz. Eğer hocam ben sadece AYT'ye kayıt olacağım derseniz 8500 lira %50'sini al 4250 lira arkadaşlar. Yani şu tutara inanın kitap seti bile alamazsınız. Bakın ben yılların öğretmeniyim. Yılların öğrenci koçuyum. Sizin gibi bu kadar yılda binlerce öğrenciyle görüşüp koçluk yaptım. Birçoğun hedeflerine ulaştırdım ve hiç bu kadar şu ülkenin ekonomi döneminde, şu enflasyon döneminde bu kadar uyguna, bu kadar kaliteli hizmet veren ne bir kurum, ne bir yayın evi, ne bir öğretmen bulamadım. Arkadaşlar şu an olmuş koçluk görüşmelerinin 40 dakikası 1000 lira. Yapay zeka sana 7-24 koçluk yapacak. Ve güzel bir haberim var. Isınma kampınız olacak arkadaşlar. Video derslerden oluşan 1 Haziran'da ısınma kampı başlıyor. Eylül'de canlı dersler başlıyor. Canlı derslere kadar ısınma kampıyla birlikte bütün TYT'yi en azından halledip Ön hazırlığımızı yapıp canlı derslere bomba gibi giriyoruz arkadaşlar. Ve bir dönem boyunca sadece 7500 lira Tek TYT 8 4250 lira. Sadece AYT'ye kayıt olursanız da arkadaşlar onun tutarı sitede 8000 %50'sini al 4000 lira. Hiçbir şey değil. İnanın aylık talep ediyor başka kurumlar bu tutarı. Evet Azra'cığım seminere katılana %50 indirim. Sınava kadar Gülen'cim iki dönem değil yani şey hayır hayır. Sınava kadar bir dönem derken bir yıl yani 25 dönemini birlikte geçireceğiz. Fiyatı Esma Nur diğer kurumların bak dörtte biri beşte biri. Ve arkadaşlar istediğiniz kurumu bakın mesaj atın, arayın, sorun, sitesine bakın, Whatsapp'tan yazın, canlı destekten yazın. Hiçbir kurum size ne analiz, ne sınav, ne size özel program, ne haftalık rapor yapmıyor. Yani araştırın, soruşturun. Bunu yapan varsa gelin bana söyleyin ben size bu eğitimi ücretsiz vereceğim söz veriyorum arkadaşlar. Kesinlikle öyle. Şimdi sistem yöneticimden Muhammed hocamdan rica ediyorum. %50 indirimden faydalanmak, hemen kayıt olmak, 1 Ağustos ısınma kampına yetişmek isteyen öğrencilerim Muhammed hocamın sistem yöneticimin attığı linke tıklıyor. Ailenizle mi görüştüreceksiniz bizi? Görüştürün arkadaşlar, ailenizle yanınızda olsun. Hemen size öğrenci koçlarımız akşam 7'ye kadar arayacaklar. Anneniz, babanız, ablanız, abiniz kimse alın hoparlöre. Soruları mı var? Sorsunlar, yanıtlarız arkadaşlar. Sizin sorularınız mı var? Sorun. Sisteme birlikte mi bakmak istiyorsunuz? Gireriz birlikte bakarız. Ki arayan öğrenci koçlarım en az benim kadar uzman ve çoğu öğretmen arkadaşlar. Biz diğer kurumlar gibi hani eğitimle ilgisi olmayan kişiler öğrenci koçluğu yapıyor gibi bir algımız yok. Bizim öğrenci koçlarımız çeşitli sertifikalar, bilgiler ve gerekli eğitimler, sınavlardan geçerek koçluk yapıyorlar. Sorduğunuz her soruya yanıt verebilirler. Bence bu fırsatı kaçırmayın. Bu yıl kazandığınız yıl olsun arkadaşlar. Tek uzemle bu çok mümkün. Sümeyye'cim Instagram hesabımız tek uzem. Bizi oradan takip edebilirsin. Var mı sorularınız ekstra? Şu an WhatsApp'a bayağı yoğun bir talep gelmiş. WhatsApp biriminden bilgi aldığım kadarıyla. Sorularınız varsa yanıtlayayım. Bu arada bu bahsettiğim %50 indirim sadece seminere katılan ve ilettiğim linke tıklayan öğrenciler faydalanabilecek haberiniz olsun arkadaşlarım. Okey kim miyiz? Kimler kayıt olacak? Merve kesin kayıt oluyor. Başka? Gülen'cim ailenle konuşuruz. Cemileciğim bu sistem zaten koçluk sistemi. Yapay zekanın koçluğundan faydalanıyorsun. Hem koçluk hem canlı ders hem video ders. ikili paket her şey dahil. Ailenizle de konuşun. Hatta diyorum ya arkadaşlar bakın bu kadar anlattığım bilgiyi ailenize tek başınıza iletmeniz mümkün değil. Linke tıklayın. Size öğrenci koçum aradığında anneniz babanız kim ilgileniyorsa yanınızda olsun. Alın hoparlöre ailenizle onlar görüşsün. Bırakın siz çekilin aradan. Aileniz sorularınızı bize sorsun. Merak etmeyin öğrenci koçlarımız benim gibi onlara detaylı detaylı anlatırlar arkadaşlar. Tek başınıza anlatırsanız ben size net söyleyeyim. Aileler Aa, uzaktan eğitim mi kızım oğlum yok. Ben seni dershaneye yazdıracağım. Neden? Param çok diyormuş. 200 bin lira dershaneye vereceğim. E neden? Kazanmaman için mi? Çünkü onlar benim bu anlattığım bilgileri bilmiyor arkadaşlar. Sizin neler çektiğinizde hiçbir anne baba bilmez ki. Kaç dersten sorumlusun? Onların döneminde öyle bir şey mi vardı? Liseyi bitiren memur oluyordu. Liseyi bitiren öğretmen oluyordu. Şimdi öyle değil. Aynen öyle. Kayıt olacaklar bu fırsatı kaçırmasın arkadaşlar. Akşam 7'ye kadar linke tıklayan herkesi arayacağız. Aileniz yanınızda olursa onlarla da görüşürüz. Sizinle de görüşürüz. Bu fırsatı kaçırmayın kıymetli YKS öğrencilerim. O halde ben kaçar. <laughs> Kendinize çok iyi bakınız arkadaşlar. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum, öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla, başarıyla ve bütün güzelliklerle kalın inşallah. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşürüz. Hepinize bolca kalpler, öpücükler ve sevgiler arkadaşlar. Hoşça kalın.